Bloomberg HT'de ana habere hoş geldiniz. Ana habere enerji açıklamalarıyla başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenebilir enerji konusundaki yatırımların önümüzdeki dönemde devam edeceğini söyledi ve enerjide, yenilenebilir enerjide özellikle dünyanın sayılı ülkeler arasında olduğumuzu ifade etti. Yenilenebilir enerjide dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 13. Avrupa'da 6. sırada yer alıyoruz. Hidroelektrikte dünyada 9. ve Avrupa'da 2. Rüzgarla dünyada 12. ve Avrupa'da 7. Güneşte dünyada 14. ve Avrupa'da 7. Jeotermalde ise dünyada 4. ve Avrupa'da 1. sıradayız. Tabii amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olanlara bunları anlatmak mümkün değildir. Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığa mahkum etmektir. Gerisinde ülkemizin cebinden her yıl dışarıya giden 40-50 milyar dolardan nemalanan fırsatçıların olduğu bu yaygaraları dikkate almadık, almayacağız. Çünkü yerli ve yenilenebilir enerjideki her bir puanlık artış, cari açığımızın kapanmasına 100 milyon dolarlık katkı sağlıyor. Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişmeleri raporu açıklandı. Raporda enflasyondaki yükselişin hem kur hem de talep kaynaklı olduğuna dikkat çekildi. Tüketici fiyat endeksinin %1.13 yıllık enflasyonun ise %12.62'ye yükselmesinin ardından Merkez Bankası'nın Haziran ayı fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı. Rapora göre enerji fiyatları uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak artarken gıda yıllık enflasyonu yatay bir seyir izledi. Temel mal enflasyonu tüm alt gruplarda yükselirken hizmet enflasyonu normalleşme sürecinin etkilediği kalemler öncülüğünde arttı. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde bir önceki aya göre temel mal, enerji ve hizmet katkıları sırasıyla 0.58, 0.45 ve 0.23 puan arttı. Gıda grubunun katkısında belirgin bir değişim olmadı. Hizmet fiyatları Haziran'da %2.09 artarken grup yıllık enflasyonu 0.48 puan yükselişle %11.76 oldu. Yıllık enflasyon kira dışındaki alt gruplarda arttı. En belirgin yükseliş ulaştırma grubunda kaydedildi. Ulaştırma hizmetlerinde normalleşme süreciyle birlikte uçak bileti %12.39 ve şehirler arası otobüs ücretlerindeki %23.52'lik artışlar dikkat çekti. Kapasite sınırlamasına tabi olan lokanta otel grubunda gerek yiyecek ve içecek hizmetlerinde gerekse konaklama hizmetlerinde fiyatlar yükseldi. Diğer hizmetler grubundaysa eğitim ve paket turlarıyla berber ve kuaför hizmetleri fiyatlarında artışlar görüldü. Fiyatlar üzerinde birikimli döviz kur etkileri ve salgına bağlı birim maliyet artışlarıyla normalleşme süreciyle birlikte bazı gruplara yönelik güçlenen talep de etkili oldu. Enerji grubu fiyatları Haziran'da %2.62 arttı. Bu dönemde uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak akaryakıt ve tüp gaz fiyatları sırasıyla %6.59 ve %3.58 yükseldi. Bu gelişmelerle enerji yıllık enflasyonu 3.89 puan yükselerek %9.12'ye ulaştı. İşlenmiş gıda grubundaysa aylık fiyat artışı %0.58 ile son döneme kıyasla daha ılımlı gerçekleşirken baz etkisinin de desteğiyle işlenmiş gıda yıllık enflasyonu %13.41'e geriledi. Bu gelişmelerle taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon azalışını sürdürdü. Ticaret Bakanı Sayın Pekcan'ın Gümrük Birliği noktasındaki açıklamalarına bakacağız. Gümrük Birliği noktasında bir rahatsızlık mevcut ve bu da dile getiriliyor. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunda açıklamalar yaptı Sayın Pekcan. Yoğun bir görüşme trafiğinin olduğundan bahsetti. Herkesin düşüncesi ortak. Avrupa Birliği ile bu Gümrük Birliği anlaşması yetersiz kalıyor dedi. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mevcut gümrük birliği anlaşmasının iç dünyası için artık yetersiz kaldığını belirtti. Pekcan, şu anda siyaset bir kenara konulur, sadece ekonomi ve ticarete odaklanılırsa bunun yapılmaması için hiçbir sebep yok çünkü Avrupa Birliği iş insanlarının da buna ihtiyacı var dedi.
Bir yandan Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunda yoğun görüşmelerinin olduğunu ifade eden Pekcan, herkesin düşüncesi ortak. Artık bu gümrük birliği anlaşması yetersiz kalıyor. Yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarının kapsamı çok geniş. Avrupa Birliği üçüncü ülkelerle bu anlaşmaları imzaladı. Bizim gümrük birliği anlaşmamız bu ülkelerin STA'larından geride kaldı diye konuştu. Bakan Pekcan, Birleşik Krallığın ABD'den ayrılma sürecine de değinerek, süreç sonrası Türkiye'nin bu ülkeyle serbest ticaret görüşmelerinin sürdüğünü ve çok olumlu gittiğini dile getirdi. Borsa İstanbul'daki açığa satış yasağı kararlarıyla devam edeceğiz. Hatırlarsınız, geçtiğimiz haftalarda BIST 30 özelinde açığa satış yasağı Borsa İstanbul'da kaldırılmıştı. Ancak bu hafta, yeni haftanın başında bazı kurumlar, bazı yabancı kurumlar özelinde yasaklamalar geldi ki 1 ila 3 ay arasında 6 yabancı kuruluş açığa satış yasağına takılmış durumda. Hangi kuruluşlar bunlar? Barclays, Credit Suisse, Merrill Lynch'e 3 ay boyunca bir açığa satış yasağı uygulanacak. Yine Goldman Sachs, JP Morgan ve Wood & Company'e de 1 ay süreli açığa satış yasağı kararı geldi bugün. Borsa İstanbul 6 yabancı kuruma açığa satış yasağı getirildiğini açıkladı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren Borsa İstanbul BIST 30 endeksinde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağının kaldırıldığı ve gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildiği hatırlatıldı. Borsa gözetim faaliyeti kapsamında yapılan incelemelerde söz konusu yatırımcı hesaplarından 1 Temmuz'da gerçekleştirilen işlemlerin açığa satış bildirimlerinin yapılmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı açığa satış hükümlerine uyulmadığı belirlenmiş ve 6 Temmuz'dan başlanmak üzere haklarında açığa satış yasağı tedbiri uygulamasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın ve yatırım kuruluşlarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi önemli rica olunur ifadelerine yer verildi. Barclays Capital, Credit Suisse, Securities Europe, Merrill Lynch'e 3 ay boyunca uygulanacak olan açığa satış yasağı, Goldman Sachs, JP Morgan ve Wood & Company'e 1 ay süreyle uygulanacak. Bu kararı İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Tuğuşucu değerlendirdi. Geçen hafta 1 Temmuz'dan itibaren bankalarda çok enteresan bir baskı biz de aldık. Hatta endeksi etkiledi. Yani dünyada çok daha iyi bir hava oluşurken bizi de etkiledi bu durum. İşte 116.300'ün üzerine çıkmamıza rağmen aşağıda kapatmamıza da sebep olmuştu bu aslında. Bankacılık endeksi de geçen hafta eksiydi. Garip bir baskıydı bu, sinsi bir baskıydı. Şimdi açığa satış işlemi, biliyorsunuz, açığa satış tuşuyla yapılır. Bu düzenleme 2000'li yılların başında getirilmişti. Yani açığa satış tuşuyla yapılması çok daha iyiydi. Eski bir şeydir. Bu yıllardır uygulanan bir şeydir. Burada görüyoruz ki bu yabancılar tuşa basmadan, açığa satış tuşuna basmadan açığa satış işlemi yapmışlar. Yani ateş etmişler. Yani biz ateş edelim ama yerimizde belli olmasın. Aynı o şekilde bir hareket yapmışlar. Bu bir kere yönetmeliğe aittir. Biliyorsun Borsa İstanbul bu yasağı iptal ederken bunu da yazdı. Yani açığa satış tuşuyla yapılacaktır şeklinde de ibare yaptı. Tabi yönetmeliğe aykırı bir hareket. Cezası var. Nitekim onu da uyguladılar. Borsa İstanbul cephesini buçuktan sonra sevgili Tonguç'la derinlemesine değerlendireceğiz. Ama biz reel ekonomiyle devam edelim. İçecek sektörü, gıda sektörünü konuşacağız. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Sayın İknur Menlik karşımızda. İknur Hanım, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler çok. Mersi davetiniz için. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. İsterseniz bir araştırma var. Araştırmayla başlayalım. Sektörün %52'lik bir daralmayla bu sene karşılaşacağı ifade ediliyor. Araştırmaya göre ki sektör liderleri bunu ifade ediyor. Aslında biz baktığımızda bu hani salgın döneminin en fazla gıda, içecek bu gibi temel ihtiyaçlarımızdaki
artan ilgiyle ifade ederiz. İşte hizmet sektörü daralabilir belki, turizm, ulaştırma, ama insanlar tabii temel gıda, alışveriş, bundan pek vazgeçmeler. Hatta bu alışverişlerin arttığı ifade edilirdi ama bu araştırma sektörün daralacağını ifade ediyor. Gerekçeleri nedir? İsterseniz sizden dinleyelim, buyurun. Aslında araştırmayı yapmadan önce sürecin en başında federasyon olarak uyardığımız bir konuydu bu bizim. İki kalemi hep görmezden geldik. Bir tanesi ki en önemlisi ev dışı tüketim sektörü, bir diğeri de turizm. Şimdi ihracatta da bir gerileme yaşadık. Onu da birazdan bilgilerinize paylaşacağım, sunacağım. Ev dışı tüketim sektörü ve turizm, gıda sektörünün cirolarında çok büyük yeri olan iki sektör. Her ne kadar ambalajlı gıdaya olan talep artsa da bu süreçte, evet evsel tüketimi arttırdık belki ama ev dışı tüketim ve turizm kayıplarını nitekim yönetici araştırmamız da ortaya koydu. O kayıpları kısa sürede geri kazanamayacağımız gibi bir tablo var önümüzde. Her yıl ortalama ağırladığımız 30-35 milyon turisti bu yıl ağırlayamayacağız örneğin. Önümüzdeki yıl bunu ne kadar kazanacağız, bunu da öngöremiyoruz. Oysa sadece turizm kanalına hizmet veren, sadece turizm kanalına üretim yapan ciddi işletmelerimiz var. Aynı şekilde perakendeye, raflarda ürün arz eden üreticilerimiz için de bu kanal çok önemli bir kanaldı. Ev dışı tüketimde de birden kapanma, orada iki farklı sorunu da beraberinde getirdi tabii. Hem nakit akışındaki sirkülasyon bozuldu, arz talep dengesi bir anda bozuldu. Dolayısıyla sektörde bizim bu son yaptırdığımız, Örcan Yank'la birlikte yaptığımız çalışma bizim tahminlerimizin doğru olduğunu da gösterdi. Üst düzey yöneticiler kısa sürede bir toparlanma beklemediklerini söylüyorlar. Nitekim ciroda ortalama %26 düşüş var diyen kesime baktığımızda Mart-Nisan ayında %43'lere kadar gerilediğini, bu cirosal anlamdaki rakamların görüyoruz. Ve kısa sürede de bir toparlanma öngörülmüyor. Önemli bir kısmı tarafından araştırmaya katılan yöneticiler. Evet, yine araştırmaya katılanların %90'ında restoranların zorlanması ve otellerin eski performansını yakalayamamasına dikkat çekiyorlar. Ve en büyük riskin bu eski normal dönemi diyorum, öyle ifade edeyim, hani yakalanması riski. Hep biz yeni normalden bahsediyoruz ama hani hizmet sektöründe normali yakalamak, bildiğimiz normali biraz zor gibi. İsterseniz biraz da toparlanma işaretlerine bakalım İknur Hanım. Yani Haziran'a itibariyle aslında Türkiye normal. Şu Temmuz başı itibariyle neredeyse tamamen belki normalleşme. Turizm sektöründe otellerin yavaş yavaş açıldığını görüyoruz. Yabancı turist yok, haklısınız, ama en azından yerli turistin belki ilgisini Ağustos dönemi itibariyle belki daha yoğun bir şekilde göreceğiz, Kurban Bayramı tatiliyle. Burada biraz daha açılmanın etkisini nasıl görüyor hem sektör hem araştırma, orada var mı? Ve sizin de bu konudaki deneyimleriniz ya da öngörüleriniz nasıl? Ya katılımcıların aslında önemli bir bölümü 6 ayda bir toparlanma öngörüyor. Şimdi tarladan sofraya gıda sistemlerini düşündüğümüzde 3 temel faktör var. Arz talep dengesi, lojistik ve nakit akışı. Şimdi bu 2-3 ana başlık birbiriyle o kadar sıkı sıkıya bağlı ki birinde bir kırılma yaşadığınızda diğer sistemleri de ciddi ölçüde hasara uğratabiliyor. Dolayısıyla toparlanma öngörülerinin içinde kırılan bu zincirlerin de etkisinin olabileceğini göz ardı etmemek lazım. Elbette normalleşme sürecimiz başladı. Elbette çok iyimser bakmak istiyoruz. Elbette en hızlı bir biçimde tüketicinin değişen beklentilerine yanıt vermek istiyoruz. Bunun için de sektör çalışıyor. Şimdi COVID aslında insanların, tüketicilerin marketlere koşup ambalajlı gıdaya talebin çok arttığı bir dönem oldu. Hepimiz bir tüketiciyiz sonuçta ve güvenli gıdaya koştuk. Bunun altını özellikle çizmek istedim. Biliyorsunuz Türkiye'de tarım ve gıda dediğimizde aslında
Covid'den bağımsız, Covid'li ya da Covid'siz en önemli problemimiz kayıt dışılıktı. Ambalajlı gıdaya olan talep, özellikle sektörün kayıt içine alınması, yani işin birinci üretim ayağı dediğimiz tarladan sofraya olan süreçte kayıt altına alınmasında çok büyük bir rol oynayacaktır. Bana göre bu sürecin en olumlu katkısı elbette Covid, keşke olmasaydı, keşke bunları yaşamasaydık ama en azından kayıt dışılık anlamında yıllardır yapamadığımız birçok çalışmayı ya da çabalayıp alamadığımız sonucu Covid'de tüketicilerimiz sayesinde aldık. Şimdi tüketicilerimiz yine aynı şekilde tercihlerini her zaman ambalajlı ve kayıtlı gıdadan bir şekilde organize perakende de ya da aldığı herhangi bir ürün, hiç önemli değil. Bu herhangi bir sakız bile olabilir. Küçük, minnacık, değersiz gördüğümüz, ucuz gördüğümüz bir sakız bile olabilir. Bunun bile satış noktasında fişini almak kayıt dışıyla mücadelenin en önemli ayağı. Tüketici olmazsa bu mücadeleyi kazanamayız çünkü. İknur Hanım, birkaç sorun daha olacak izninizle. Belki ondan da gidelim. Evet. Üretim bu noktada, hani gıda ve içecek sanayi diyoruz. Aslında Türkiye'ni öne çıkaran ya da belki ayrıştıran bu kadar sıkıntılı dönemde, koronavirüs döneminde biz tedarik zincirinde herhangi bir soruna karşılaşmadık. Çok hakikaten organize bir perakende sektörümüz de var. Yabancıların da belki yine içinde olduğu, yine yerli oyuncuların da çok geniş ve ne diyelim organize bir şekilde yer aldığı. Hiçbir zaman biz Avrupa'da ya da Amerika'da zaman zaman o en akut döneminde, en sıcak döneminde bu krizin, salgın döneminin boş raflar görmedik. Ne işte sokağa çıkma yasakları oldu, onlarda dahi hani biz pazartesi günü belki gittiğimizde rafları yine dolu görebildik. Taze sebze meyve de dahil buna. Buradaki ciddi bir aslında belki bir stres testinden de geçti sektör diyebilir miyiz üretim anlamında? Hem de nasıl deriz? Yani Covid'de aslında tarım gıda zinciri, yani tarladan sofraya zincirin bütün halkaları gerçekten çok büyük bir sınav verdi ve bu sınavı da başarıyla geçti. Biz daha önce söylerdik, Türkiye'nin işletmeleri çok güçlü, çok modern, dünya standartlarını yakaladı, hatta onu geçti diye. Ama bu kriz bize net olarak hem birinci üretimde, hatırlayın Nisan ayının başında en fazla mevsimlik işçilerin tarlaya inip inemeyeceği tartışma konusu oldu. Ama bir taraftan kamu otoritesi, bir taraftan özel sektör çabasıyla çok şükür bu sene için ürün rekortelerinde beklenen çok büyük bir sorun yok. Biz Covid-19 sürecine girdiğimizde aslında bir önceki yılın mahsulünü işlemiş ve raflara koymuştuk. Çok şanslıyız, hep diyorum biz Cenab-ı Allah'ın sevgili kullarıyız, çok iyi bir coğrafyada yaşıyoruz. Bundan sonrası için de özellikle birinci üretim, özellikle mevsimlik işçi sürecinin, Nisan ayındaki sürecin çok iyi yönetilmesi, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayında göreceğimiz rakamlara da yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Ve bizi de çok üzmeyecektir. Bizim çok üzüleceğimiz yönünde beklentilerimiz yok açıkçası. İknur Hanım, son sorum fiyatlar noktasında. Aslında gıda enflasyonu da biz son olarak aldık. Hani Haziran ayı enflasyonunda gıdanın aylık olarak çok kötü bir sürprizle bizi en azından karşılaştırmadığını görüyoruz. Gıda fiyatları Haziran'da yıllık %12.9 artış göstermiş. Yani 13'e yakın bir gıda enflasyonuyla karşı karşıyayız. Bu süreçte sektörün yılın ikinci yarısında belki çok iyi gitmeyebileceğini yine işte araştırmadan ortaya çıktığını görüyoruz. Gıda fiyatları noktasında nasıl gidiyor ve yılın belki geri kalanında nasıl bir beklentiniz var? Şimdi gıda fiyatlarındaki dönemsel artışlar, azalışlar zaten hep yaşadığımız konulardı biliyorsunuz. Yani ürünlerin sezonlarına göre artar eksilir. Ama Covid etkisi, Covid'den kaynaklanan aşırı bir fiyat artışı var mı derseniz, ben üretici fiyatlarındaki artışa bakılmasının önemli bir parametre olduğunu düşünüyorum. Üretici ciddi zarar ediyor olmasına rağmen bunu perakende satış noktasında tüketiciye çok minimumda yansıtmaya çalışıyor. Çünkü bu süreçte lojistik ve tedarik zincirinde ciddi sorunlar yaşandı.
Tedarik zincirinde aksamalar oldu. Özellikle ham madde ithalatlarında. Hep Covid'den kaynaklanan işte iş azaltma, ekip azaltma, zaman yönetimi anlamında. Bunlar da tabii maliyetlere yansıdı. Bir de döviz kuru farkını etkili mutlaka alta yazmak gerekiyor. Bu üç başlığı bir araya getirdiğimizde elbette üretici fiyatlarında bir artış var. Ama rafa bu ne kadar yansıdı? Çok cüzi bir miktarda yansıdı. Eylül'e doğru bu varsa bile bir hararet bir tık daha düşeceği kanaatindeyim. Yani onu şu anda görüyoruz zaten raflarda. Ben bir tüketici olarak da sürekli takip ediyorum. Biz federasyon olarak da tüm kalem ürünlerdeki hem üretici hem tüketici fiyatlarındaki artışı takip ediyoruz. Mesela çok ilginç. Uzun bir süreden beri sadece COVID'le ilgili değil bu. Sütlü tatlıların artış oranı çok yüksek. Astronomik bir biçimde açık ara %600'ler gibi tüketici fiyatında bir artış var. Burada işte dönüyorsunuz yine ham madde maliyetlerine bakıyorsunuz. Ham maddeden kaynaklanan sıkıntılara bakıyorsunuz. Ama sütlü tatlılar dışında kalem bazında ürünlere baktığımızda çok astronomik bir yani açık ara farkla fiyatı artan bir ürün yok. Sütlü tatlılara bir bakmakta fayda var ama. Peki. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İknur Menlik karşımızdaydı. İknur Hanım çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dileyelim. Biz Goldman Sachs'ın Amerika için büyüme tahmini revizyonuyla devam edeceğiz. Bu revizyonda biraz daha olumsuz yönde gerçekleşti. Ve Goldman Sachs Amerika'nın bu yıl %4.6 küçüleceğini öngördü. Goldman Sachs, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2020 için küçülme tahminini aşağı yönlü revize ederek %4.6'ya düşürdü. Bankaya göre Amerika Birleşik Devletleri bu yılın 3. çeyreğinde %25 büyüyecek. Kurumun 3. çeyrek için önceki büyüme tahmini %33'tü. Yan Hatzius'un öncülük ettiği Goldman ekonomistleri, tüketici harcamalarının büyük bir ihtimalle bu ay ve gelecek ay değişmeyecek olmasına karşın, diğer ekonomilerin faaliyetlere devam etmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Ekonomistler maske takmak gibi davranış değişikliklerinin ekonomiye yardım olabileceğini belirtti. Kurum özellikle yüksek enfeksiyon rakamlarıyla mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletlerin koronavirüsle mücadelede yeni kısıtlamalar getirmesiyle birlikte sürecin Eylül'de rayına oturacağını belirtti. Goldman ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda, daha sıkı eyalet kısıtlamaları ve gönüllü sosyal mesafenin ekonomik faaliyet üzerinde hala hazırda gözle görülür etkisi oluyor dendi. Goldman 2021'de %5.8 büyüme bekliyor. Bankaya göre işsizlik bu yılın sonunda en az %9 olacak. Önceki tahmin %9.5'ti. Habertürk yazarı Güntay Şimşek'le konuşacağız. Salgın sonrası hem havacılıktaki son durumu Güntay Şimşek'ten öğrenmeye çalışacağız. Güntay, iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Nasıl son durum? Yani ben uzatmadan sana sorayım, şöyle genel bir çerçeve çizsen. İşte Avrupa Birliği ile hala sıkıntımız devam ediyor. Hepsini detaylandırırız ama şöyle bir genel resim çizsen. Uçuşlar, girişler, çıkışlar ne durumda? Öyle başlayalım istersen. Ya genel bir tabloya baktığımızda bir defa mevcut uçulan hatlarda doluluk oranları çok düşük. %40-50 seviyelerini geçmiyor. Bazı hatlarda işte bir bacak boş uçuluyor. Yani ya gidişiniz dolu ya da girişiniz dolu. Yani beklenen oranda karşılıklı yolcu akışı henüz başlamış değil. Bu birinci husus ve bu sadece Türkiye odaklı bakıldığında ortaya çıkan tablo değil, küresel anlamda havacılık sektörünün karşılaştığı bir durum. Bir başka acı durum, Çin'de ikinci dalganın ortaya çıkıyor olması yönündeki endişeler havacılık sektörünü de yeni tedbirler almaya, daha inisiyatif alarak her hattı aşmamak için temkinli davranmaya yönlendiriyor. Bu da bir başka husus. Diğer husus da işte Türkiye gibi turizm aktivitesinin çok yüksek olduğu, işte İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları gibi dünyanın en çok noktasına uçan bir havayolu gibi değerlere sahip olduğunuzda daha fazla trafiği yönlendirmeniz gerekiyor. Ama o trafik de
COVID-19 salgını öncesine göre baktığınızda geri dönüşü çok zor oluyor. Ki buna rağmen hem Türk Hava Yolları hem de İstanbul Havalimanı Avrupa'da en hızlı büyüyenler olarak dikkat çekiyor ki bunu altını çizerek istiyorum. Biz en hızlı büyüyen biziz ve tablo çok da şey değil, pozitif değil. Çünkü önceki yolcuların yani salgından önce uçan yolcuların anket yaptığınızda nereden baksanız en az %50'si uçmuyor. O geriye kalan %50'si uçmak istemiyor. Yani uçmaya talep çok çok aşağılarda. Bu IATA'nın ve bazı havacılık kuruluşlarının yaptığı anketler uçuşa geri dönüşün biraz uzun süreceğini gösteriyor. Biraz güven sıkıntısı var. Gidilecek ülkelerdeki alınan tedbirler veyahut da bizim turist beklediğimiz Almanya, Avrupa Birliği gibi ülkelerden biz kapıları açıyoruz. Gelen turistlerin tekrar kendi ülkelerine döndüğünde uygulanacak o sıkı kurallar onların seyahat etmesini ciddi anlamda engelliyor. Yine network ağı, hava yollarının uçuş ağı tam anlamıyla oluşabilmiş değil. Yani diyelim ki Türk Hava Yolları bu salgından önce 300 civarında noktaya uçuyorduysa şimdi o 300 noktaya uçamadığı için network de oluşmuyor. Bazı hatlarda uçakların doluluk oranını yakalama sorunu yaşanıyor. Buna benzer ciddi sorunlar var. Bundan önce işte yine salgından önce günde 3 sefer yapılan bir dış hat noktasına yeni dönemde seferlere başlama planı yapılırken yolcu aktivitasyonuna bakılıyor. Ne kadar talep görülebilir? Yani günde 3 sefer olan yere siz haftada 3 sefer koymakta zorlanıyorsunuz. Bunun gibi sıkıntılar var, zorluklar var. Henüz tam böyle ümitli olarak normale dönüyoruz, ciddi bir yükseliş var falan söylemek biraz zor. Turizm tarafı daha sıkıntılı. Orada da siyasi konular, Avrupa Birliği, yine Rusya'da başka bir tablo var. İngiltere belki en olumlu ülke olarak Türkiye açısından oraya dikkat çekebiliriz ama henüz tablo ümit var değil. Aslında geldiği nokta çok önemli, turizm noktası. Türkiye hani sağlık hizmetleri açısından diyelim bu süreci olumlu atlattı. Vaka sayıları açısından henüz istenen nokta değiliz. Bunu Sayın Bakan da söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade ediyor. Hani hala 1000-1100'ler, 1200'ler civarında günlük vaka sayılarımız var. O noktada tam olarak başarılı henüz olamadık. Ama sağlık hizmetleri, işte hastaneler bu noktada iyi bir süreci atlattı Türkiye. Ölüm hayatını kaybedenlerin sayısı hakikaten nispeten yurt dışına göre daha ılımlı bir şekilde atlattık diyelim. Hayatını kaybedenler de bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim ama şimdi Avrupa'nın Türkiye'ye yaklaşımı, Avrupa Birliği'nin güvenli seyahat edilebilecek ülkeler arasında Türkiye'yi saymadığını gördük. Almanya bu noktada kritik oyuncu. İki bakanımız geçen hafta Almanya'ya gitti. Orada hani biz bir daha bir değerlendireceğiz gibi bir sonuç çıktı. Sanırım 15 Temmuz mu 16 Temmuz mu bir kez daha bu seyahatle ilgili kararını Almanya gözden geçirilebilir deniyor. Senin İngiltere'ye hakikaten olumlu bir yaklaşım gerçekleştir. Türkiye'yi seyahat edebilir ülkeler arasında saymış gibi. Rusya hani en sıkı diyelim müttefiğimiz son dönemde savunma anlamında senin de yakın olduğun ama oradaki tabii vaka sayıları da hala yüksek ki hani biz de ne kadar kabul edeceğiz, nasıl kabul edeceğiz o da soru işareti. Turizm noktasında hem Avrupa'nın yaklaşımı hem de bu belki Rusya'nın, tabii bizim de kararımız burada önemli ama Rus turistlerin gelişi noktasında ne dersin? Şimdi İngiltere az önce altını çizdiğimiz üzere ilk olumlu tepkiyi veren ülkeydi ve biz bu Avrupa Birliği'nin kararı açıklamasından önce bir liste yapmıştık. Birinci sıraya Almanya'yı, ikinci sıraya Rusya'yı, sonra İngiltere'yi koymuştuk ve bu üç ülkeden sezonun geriye kalan yarısında belirli sayıda bir turist getirebilirsek kısmen de olsa sektör bu seneyi işte az hasarlı, yani az hasar da demeyelim de hasarını azaltarak bir nebze atlatabilecek ümidinde idik. Yalnız ciddi anlamda devreye siyasi yaklaşımlar, ayrıca Türkiye'nin bölgede oynadığı son yıllardaki önemli rol özellikle Avrupa Birliği tarafında çok ciddi etkilemiş durumda. İki bakanın Almanya dönem başkanlığını aldığı için gitmesinden önce bir hafta sürekli bu
Avrupa Birliği'nin nerelere seyahat uyarısını kaldıracağı şeklinde haberler yapıldı. Servis edildi, işte kulisler yapıldı. Taslak listede şu var, hep Türkiye yok diye altı çizildi taslak listede ve genellikle de Türkiye'nin Yunanistan'la, Kıbrıs Rum kesimiyle olan ilişkileri çok sorgulandı. Akdeniz'deki o gelişmeler, Fransız gemisiyle yaşanan sorunlar, Libya'da Türkiye'nin aldığı rol, oradaki başarılı operasyonları, Avrupa Birliği'nin yine daha önce Berlin'de bu Libya süreci sebebiyle bir araya gelip de oradaki tarafları çözüme ikna etmeleri netice vermemişti ama mesela Fransa'nın ağırlıkla Libya'dan yana rol üstlenirken Türkiye'nin karşı tarafta olması gibi bir sürü gerekçe sayıldı. Bunları tabii listeyi yaparken bunları söylemiyorlar. Neyi söylüyorlar? Genellikle bir, işte salgının yüksek olduğu ülkeler olarak dikkat çekiliyor. İkincisi, tıbbi yöntemlerin Avrupa Birliği ile örtüştüğü ülkelerden bahsediliyor ve bizdeki tıbbi yöntemleri, gerek koronavirüs tespiti, gerekse yapılan testler, bir de tedaviler falan biraz eleştiriliyordu. Biz Türkiye'den, bakan da altını çizmişti, biz Türkiye'ye gelen ve rahatsızlanan herhangi bir yabancıya bizdeki tedavi yöntemlerini illa uygulayacağız diye bir şey söz konusu diye değil diye özellikle altını çizdi ama buna rağmen biz onu şey yapamadık. Şeye gelince ayın 15'inde zaten ikinci, yani 2 haftada bir değerlendirecekleri için zaten 15 Temmuz'da bir liste daha açıklayacaklar ve Türkiye'yi neden bu listeye almadıklarını zaten izah edemedikleri için şimdi Almanya'da medyada Alman hükümetinin, Almanya'nın dönem başkanı olarak Avrupa Birliği'ni yönlendirmesindeki rolünü çok sorguluyorlar. Oradan bir şey çıkabileceği bekleniyor. Yani 15 Temmuz gibi olabileceği veyahut da bunun Ağustos'a sarkacağı söyleniyor. Çünkü Rusya'da önce 15 Temmuz denmişti. Şimdi 1 Ağustos konuşuluyor. Tabii ayrıca az önce senin söylediğin gibi bazı ülkelerden biz bekliyoruz, kapıları da açıyoruz ama mesela Rusya'da da günlük vaka sayısı 7.000'lerin üzerinde. Yani biz oraya açmalı mıyız, açmamalı mıyız, onu düşünmemiz lazım. Bir de Avrupa Birliği henüz Türkiye'ye yönelik öyleştiğini getirmedi. Yani sizin kapıları açtığınız üçüncü ülkelerdeki vaka sayıları, vaka durumlarını da kritize ediyorlar. O noktada da Türkiye'nin dikkatli olması lazım. Yani illa turist getireceğim diye her yere kapıyı açarsanız bu sefer daha değerli turistlerin ve sürekli gelebilme ihtimali olan yerlerin kapatılmasına da imkan veyahut da ortam sağlamış olabiliriz. Öyle bir liste söz konusu. Dolayısıyla turist açısından, normal yolcu transferi açısından, Türkiye'nin, İstanbul'un yolcu da hava yollarının merkezi olma açısından maalesef henüz beklenti ve ümitle gelişmelerini takip ediyoruz. Çok düzelme, hızla düzelme emaresi görünmüyor. Evet, zaten Temmuz'un da yarısına geldik yani. 15 Temmuz diyorsun. Şurada ne kadarlık bir sezondan bahsediyoruz. Güntay, son olarak havacılık sektörüne yine dönüp şunu soracağım. Avrupa'da birçok büyük havayolu, işte Lufthansa, KLM gibi, bunların bir şekilde devlet ve kamu desteğinin olduğunu gördük. Birçok büyük yine yurt dışı havayolu şirketinin istihdam azalttığını, işten çıkarmalara imza attığını ifade ediyoruz. Bizdeki son durum, bizdeki içerideki durum nasıl? Bizim şirketlerimiz, Türk Hava Yolları, Pegasus, diğer havayolu şirketlerimiz bu süreci nasıl atlatıyor? İstersen öyle tamamlayalım. Olur. Şimdi küresel anlamda baktığımızda en fazla Latin Amerika'da ciddi sıkıntı yaşandı. Hükümetler havayollarına, üstelik bayrak taşıyıcı havayollarına destek olmadıkları için en fazla bayrak taşıyıcı konumdaki şirketler Latin Amerika'da battı, iflaslarını ilan ettiler. Yardım taleplerine devletler gerekli cevabı vermediği için bazıları da çok sıkıntı yaşıyor. Avrupa'da ilk yardım yapılacak havayolu olarak Lufthansa'nın adı öne çıktı. O da önce devlet, yani kamu yardım yapacağını, karşılığında hisse alacağını, dolayısıyla yönetiminde de sandalye sahibi olacağını söylemişti. Avrupa Birliği'nde bu bir süreç tartışıldı. Akabinde Fransa, Air France, KLM, diğer havayolları da onu takip etti. Avrupa süreci iyi yönetiyor. Ama buna rağmen bu bahsettiğim şirketlerin hepsinde tabii öncelikle istihdam olarak gündeme geldi. Daralma söz konusu ama aynı zamanda
filolarının da yani uçaklarının da azalması söz konusu. Çünkü ciddi anlamda yolcunun seyahati talep etme yönünde sıkıntılar olduğu için hem o açıdan daraltıyorlar hem de ilk etapta zaten eski rakamları yakalama imkanı 2-3 yıl bazılarına göre 5 yıl ya bazı araştırmalara göre dönmeyeceği için mecburen hem filoyu daraltacaklar hem de istihdamı azaltacaklar. Bunu Air France'da açıkladı, Lufthansa'da açıkladı, Hollanda Clariet Havayolları kalemde açıkladı, başka yollarda açıkladı. Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye bu süreçte daha dinamik hareket etmek istiyor. En başta Türk Hava Yolları zaten açıklamıştı. Mümkün mertebe hiç çalışanımızı çıkarmamaya çalışacağız yönünde bir açıklama bulundu. Bunun için sendikayla çalışmalar yürütülüyor. Gerekirse çalışanlardan belli oranda maaşlarından, kazanımlarından fedakarlık yapmaları isteniyor. Onu yine TEA Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ağacı da açıklamıştı. Orada o süreci başarılıyla yönetebilirlerse biraz da işte şu Eylül-Ekim dayanılabilirse yani şu süreç geçilirse Türk Hava Yolları, Pegasus, Onur bunları Türkiye kamu olarak da ayakta tutabilirse sonrasında havacılığı en iyi şekilde istihdamıyla beraber, sektörüyle beraber döndüren ve buradan da ciddi pay alan ülke olarak konumunda olabiliriz. Bunu daha önce Türk Havaları daha önce krizde yaşamıştı. Evet. Böyle bir detay var ama yani Türk Havaları neticede önemli olan da kamunun %49 şirketi ama diğer özel sektöre de Onur'dur, Corendon'dur, yine Pegasus'tur. Bunlara da dikkat etmeleri lazım. Çünkü bunlar da ciddi sıkıntılar yaşıyor. Henüz o tarafta kamunun nakit olarak bizim ne Türk Hava Yolları'na ne de diğer hava yollarına yardım yapacağım diye açıklamış olduğu bir tablo söz konusu değil. Unutmayalım bu hepsinin Türk Hava Yolları da dahil ciddi anlamda nakite girdiğe ihtiyaçları var. Başka türlü ayakta kalmaları çok zor görünüyor. Günter Şimşek çok teşekkür ederim. Habertürk yazarı bizlerle bu dönemi değerlendirdi. İyi akşamlar dileyelim. Biz piyasayı konuşacağız. Yücel Tonguç Erbaş karşımızda olacak. Ama öncesinde kısa bir ara verelim. Aranın ardından sohbetimize başlayalım efendim. Merkez Ana Haber'e devam ediyoruz. Ana Haber'in bu bölümünde biraz da piyasa konuşacağız. Gözlerimizi o tarafa çevireceğiz. Sevgili Yücel Tonguç Erbaş karşımızda, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Yücel, iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar, iyi yayınlar Barış. Çok teşekkür ederim. Yeni hafta başladı ama bayağı bir hızlı başladı. Asya'dan, Çin'den %5'lik yükselişlerle, Avrupa borsalarına %2 yükselişlerle bize geliyorum. %2,5'a yakın yükselişler ve Amerika'da yine %1'lerin üzerinde bir harekete imza atıyor. Yine bir coşku, yine bir rally havası var. Nasıl değerlendiriyorsun? Vaka sayıları artıyor, ona inat borsalarda yükselişini sürdürüyor. Evet Barış, yani Nisan-Mayıs aylarında şey konuşuyorduk. Büyük ihtimal sosyal açılım sonrası olası işte Haziran-Temmuz aylarında hastalığın seyriyle birlikte ekonomik aktivitedeki değişimleri takip edecek piyasa diye. Aslında biraz da gelişmeler o yönde devam ediyor. Yani bir risk algısı olarak gördüğümüz vaka sayılarının ülke bazlı baktığımızda zaman zaman kritik yükselişler gerçekleştirdiğini görsek de aslında bununla yaşamayı öğrenen bir ekonomi de dünyada sanki söz konusu gibi. Keza işte hem istihdam tarafında geçen hafta gelen Amerikan verileri, bugün de dahil olmak üzere birçok bölgeden gelen PMI verilerinde, hizmet PMI'yi da dahil olmak üzere bugünkü gibi Amerika'da bir toparlanmanın da hızlı olabileceği algısı var. Dolayısıyla diğer riskler, yani işte hafta sonu haber akışında geçen işte Hindistan'la Çin arasında, Çin'le Amerika arasında olabilecek Amerika'nın başkanlık seçimleriyle ilgili veya bazı bölgelerinde yine kısıtlayıcı bazı virüsle ilgili işte hamlelerin olduğunu vesaire, bunların hepsini alt alta koyduğumuzda bir risk algısı hala mevcut gibi gözüküyor. Doğrudur. İşte birçok
sektörde toparlanmanın biraz daha yavaş olduğu da doğrudur. Fakat yani borsaları sen biraz önce yüzdelik bazda söyleyince merkez bankalarının desteklediği ve bu risk algısına rağmen 1-2 ay önceki o bütün negatifliğin neredeyse unutulduğu bu piyasalarda bir rally devam ediyor. Tabii Çin tarafında burada pozitif bir borsanın olması yönündeki açıklamaların belki bir nebze borsa tarafını desteklemesi, özellikle Avrupa Amerika'da biraz önce bahsettiğim veri akışı, Türkiye'ye de geldiğimizde aslında pandemiden daha olumlu yönde ayrışabilen sağlık tarafında, ekonomisinin de belki olumlu tarafta kalmaya devam edeceğini düşünebildiğimiz ve özellikle de pandemi öncesindeki seviyelerini de yanılmıyorsam bugün itibariyle aşağı yukarı 4000-4500 puan üstünde bir Borsa İstanbul'la bir nebze bankacılık, bir nebze sanayi endeksinin de desteklemeye devam ettiği, neredeyse yükselişe paralel yüzdelik değişimlerle bir Borsa İstanbul var. Bu hafta bir akışı bir nebze geçen haftaya göre sakin gözüküyor. Neredeyse perşembeye kadar işte bir Çin enflasyonu, bizim işsizliği cuma biraz kenarda tutarsak sakin bir veri akışı var. Bunu da teknik olarak piyasalar bir rally olarak kullanmaya devam ediyor. Tahmin ediyorum bu hafta boyunca da yani çok enteresan bir haber akışı gelmezse küçük düzeltmelerle birlikte yine bu rally'nin devamını bölgesel olarak görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Sene başından bu yana şöyle bir bakalım ekranlara getirecek yönetmenimiz Sayın İlker. Şimdi Kopenhag borsası %12,5 yerel para birimlericisinden söylüyorum getiri sağlamış. İkincisi Şangay Endeksi 9,2, Vilnius Endeksi var %4 ve Borsa İstanbul. Bunlar sene başından bu yana endeks getirilerine baktığımızda Borsa İstanbul en iyi performans gösteren %3,5 tabloyla endeksler arasında borsamız iyi bir getiri sağlamış. Son bir aya bakalım. Son bir ayda tablo nasıl toparlanmayı ciddi bir şekilde gördüğümüz. Orada da yine Şangay Çin tarafı %13, 2 numara Borsa İstanbul %7,7'lik yükselişte. Bizim borsa, hani şunu soracağım, bizim borsa tarafına döndüğümde 118.500'lere kadar geldik. Hani bizde engel de mi? Hani borsanın önünde engel var mı yok mu? Hani haber akışta bu hafta biraz sakin gibi baktığımızda bir gündem de yok. Yani işte ufak tefek veriler var yurt dışından. Yurt içinden de işte geçen hafta enflasyon olduk, onu atlattık. Hani böyle bir şey de yok gibi sanki. Var mı yoksa önünde? Jeopolitik haberler geldi hafta sonu işte Libya'dan vesaire. Onlar da pek hani etkili olmuyor gibi. Bir risk iştahıyla biz de gidiyor gibiyiz. Biraz daha istersen önümüzü konuşalım. Bir strateji koysan ne dersin Borsa İstanbul için? Ya valla Barış, söylediğin gibi şimdi böyle adım adım gittiğin zaman 82 binden neredeyse işte 87 bin, 93 bin, 97 bin, 100 bin psikolojik sınır vesaire. İşte buradan düzeltme gelebilir. Türkiye virüste nasıl mücadele edecek? Ekonomi nasıl toparlanacak vesaire derken işte burada ileri görüşlü veya ileriyi biraz daha okuyabilme aslında borsada parayı her iki yönde de kazandıran etken gibi geliyor bana. Dolayısıyla bundan yanılmıyorsam 15 gün önce kadar işte 108 ile 110 bin arasında Amerika'da endeksler %5 aşağı geldiği gün sonrasında %2 düzeltmede Borsa İstanbul direndi. Daha sonrasında 113.500-115.000 aralığında yine bir ikinci biraz daha zayıf bir dalga olsa da satış dalgasına direndiğini söyleyebiliriz. Yabancı yerli takası neredeyse yarı yarıya, bazen yerlinin de önde olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu da tarihi bir süreç. Hesap sayıları giderek artıyor yerli yatırımcı tarafında. Ve görülen şu, yani biz borsaya şöyle bakarız, bir para girişi var mı? Hani bu yerli yabancı olarak çok da yani benim açımdan önemli değil. Dolayısıyla para girişi devam ediyorsa, teknik göstergeler hisse veya endeks bazlı bozulmamışsa, dünyadaki piyasalarda sizin yani Türkiye'deki ekonomik siyasi neyse gelişmelere bakarken dünyadaki konjonktür sizin yükseliş trendinizi bozabilecek herhangi bir fiyatlama gerçekleştirmiyorsa ve düzeltmelere sizin borsanız nasıl tepki veriyor? Özetinde baktığımda şunu görüyorum. 115 bin altına düşmediği sürece aslında birkaç kez de ifade ettim sabah yayınlarımızda da. 117 bin 718 bin seviyesinde bir direncimiz vardı ki bugün bunun üstünde kapanış yaptık.
normalde borsanın o Ahmet Hoca'nın da kulakları çınlasın, o çanak hani teknik analiz üzerinde bir değerleme yaptığımızda 123 bin, 125 bin aralığına kadar hareketine devam etmesi lazım. Tabii sizin elinizde bulundurduğunuz hisse senetlerinin bu yükseliş içerisinde nasıl performans göstereceğini bireysel bir analizle devam etmek lazım. Dolayısıyla benim beklentim 115 bin yani aşağı yönlü kırılmayacaktır bir süre daha. Kırılmadığı sürece bu 125 bine kadar olacak o 2000 puanlık aralık, yani 123-125 bin aralığına kadar bir hedefimiz olacak. Sonrasında da görüştüğümüzde eğer nasip olur da o tarihleri de görürsek büyük ihtimal şunu tartışacağız. 125 bine geldiysek buradan sonrası ne olur? İşte bankacılık endeksi, sanayi endeksi ve özellikle küçük kağıtların diyebileceğimiz daha az likit olanlarda performans nasıl devam eder? Orada da büyük ihtimal kendimize bir 135-140 veya 135-150 arasında bir endeks hedefi koyabiliriz. Tabii bütün bu senaryo biraz önce de bahsettiğim gibi 115 binin herhangi bir nedenden dolayı en azından kısa vadede aşağı yönlü kırılmaması ve dünya piyasalarında virüs benzeri bir değişimin önümüze herhangi bir nedenle, yine bu Amerikan seçimleri olabilir, vaka sayısı akabinde bir virüs değişiminden kaynaklı bir ekonomik kapanışlara gitme ihtimalinin olabileceği riski olabilir veya herhangi bir borsaları etkileyebilecek değişim olabilir. Dolayısıyla bunların hiçbirinin olmadığını varsayarak benim senaryom hala yukarı bazlı, yani bütün çarpanlardan, piyasa değerlerinden ve fiyat kazanç oranlarının işte önceye göre daha yüksek seviyelerde seyretmesine rağmen temkinli hisse senedi piyasasında devam edip endeksi yukarıya doğru taşıyacağı bir dönem yaşamaya devam edeceğiz. Tonguç, bugün aslında sabah saatlerinde bir 6 yabancı kurumu açığa satış 1 ila 3 ay arasında öyle bir karar da geldi. Bu kararın bir etkisini görür müyüz önümüzdeki dönemde? Yabancı oranı 50-50, hatta sanırım yerli yatırımcı oranı ilk defa 50'nin üzerine doğru çıktı. Yabancı 50'nin altına düştü, evet, diye haberler okuduk. Nasıl görüyorsun bu açığa satışla ilgili 6 kuruma gelen 1 ila 3 ay arasındaki de sınırlı bir dönem? Onların yapması gereken bir işi yapmadıkları gerekçesiyle oluşmuş karar, ne dersin? Şimdi Türk piyasası yani son özellikle bir yılda çok değişti. Biz bunu kur tarafında da yaşadık, tahvil tarafında da yaşadık. Şimdi aslında borsada da yaşıyoruz. Bu değişimde nedir? Aslında yerli yatırımcının ve regülasyonların hem bazı fiyat oynaklıklarına müsaade etmemesi hem de yerli yatırımcının bu piyasalarda daha ön plana çıkması. Ve açıkçası 11 milyar dolarlık, işte 4 milyarı hisse tarafında, 7 milyarı yılbaşından itibaren İç borçlanma senetlerinde bir para çıkışı olmasına rağmen faizleri indirebiliyoruz. Bir borç çevirmede herhangi bir sıkıntı yaşamadan pandemi sonrasında bile bu sürecin devamını yerli yatırımcı nezdinde konjonktürün de biraz müsaadesiyle, yani yurt içindeki konjonktüründe bu piyasalarda devamı sağlıyoruz ve talebin de devam ettiğini görüyoruz pozitif anlamda. Şimdi açığa satış konusu tahmin ediyorum bir açıklama gelecektir birkaç güne kadar. Aynı kur tarafındaki 7-20 hareketinde bazı piyasa haricinde, yani piyasa fiyatlaması veya piyasa ne diyelim öngörüleri içerisinde normal fiyatlama dışarısında gerçekleşen bazı işlemlerin normalleştirilme süreci olmuştu. Benim daha net ifade etmeye çalışacağım. Kur tarafında ve şu an 6.85'te daha stabil duruyoruz. Şimdi Borsa İstanbul'da uzun süredir açığa satış yasağı tüm hisselerde uygulanırken, özellikle endeks 30 hisselerinde yine uygulama bazlı prosedürlere uymayan kurumların yabancı kurumlar olduğunu tahmin ediyorum. Ve bu uyulmadığı sürece de prosedüre uyulmamasının nedeninin belli bir süre buraya bir yasak getirilmesi olduğunu tahmin ediyorum. Yani bunun nedeninin, evet, buna dair de bir açıklama olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ben açığa satışın negatif bir etkisinin zaten borsalara olmayacağını, bu uygulamanın da bugün yani negatif bir beklentimiz yoktu ama pozitif tarafta da bir etki yarattığını düşünmüyorum. Tamamen doğal süreciyle bir fiyatlama oldu.
Dolayısıyla birkaç güne de bunun nedeni net bir şekilde açıklanır gibi tahminim var açıkçası. Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ederim değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ederim. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı bizlerleydi. Piyasaları değerlendirdik. Sonuna geliyoruz. Saat 21'de ekonomik görünüm var. 22'de küresel piyasalar bekliyoruz efendim.